Kutlu Avcı'nın şu anki Beşiktaş takım kurgusu içeride Malatya Spor maçını oynamaktan dışarıda Fenerbahçe maçını oynamaya daha uygun bir takım olarak görüyorum. Fenerbahçe için beraberliğin dahi tahammülü yok. Maçı izlerken ben de şunu söyledim. Beşiktaş'ı kurtaracak kişi Güven Yalçın mı? Türkiye'de bir oyuncunun kırmızı kart görüp ilk resmi maça çıktığını hatırlıyoruz. Dünyada olmaz, bunun örneği yok. Bugün bir bilgi aldım programa girmeden önce. Ocak ayında Fenerbahçe'nin ilk transferi. Tribünlerin getirdiği Ersun Yanal'ı acaba yine tribünler gönderir mi? Kesinlikle. Emre Mor'un yine gönderilmesi çıkması, söz konusu. Ya alınması hatayken gönderilmesi çok hata olmaz evet. Yani. Sports Digital ekranlarından herkese merhaba. Ben Burcu Eken. Happy Topu Futbol programında Engin Çetin'le birlikte olacağız. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarını, basın toplantılarında yapılan açıklamaları konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhaba. Sağ ol sen. Ben de iyiyim. Trabzonspor Denizli Spor karşılaşmasıyla başlayalım istiyorum. Başlayalım. Hemen. Hızlı bir giriş yapalım. Evet, Denizli Spor son anda atmış olduğu golle 2-1'lik bir galibiyet elde etti ve Denizli'ye dönen, mutlu dönen taraf oldu. Sen bu karşılaşmayla ilgili neler söyleyeceksin? Ben çok fazla Trabzonspor'un puan kaybedeceğini düşünmüyordum aslında ama yani diğer rakiplerinin puan kaybettiği haftada sanki Trabzonspor'da o akıma uydu ve puan kaybetmiş gibi oldu. Valla sonda oynamanın avantaj olduğu bir haftaydı aslında. Çünkü rakipler kaybedince daha görerek çıkıyorsun. Yani önemli bir maça çıktığının farkında oluyorsun oyuncu bazında da. Ama Trabzonspor bu fırsatı değerlendiremedi. Tıpkı Başakşehir gibi dün akşam. Önlerinde bulunan takımlar Fenerbahçe'nin kaybı, Beşiktaş'ın kaybı, Galatasaray'ın puan kaybı, bir tek Sivas Spor kazanmış oldu doğal haliyle. Ligin bu haftası aslında kritik haftalardan bir tanesiydi şampiyonluk grubu için. Trabzonspor için de ben aynı seninle aynı fikirdeyim. Kazanacağını düşünüyordum. Hatta sakatlıktan dönen oyuncuları dahi yetişti, öyle bir maça çıktı. Yani eksik oyuncusu dahi yoktu. İşte Novak uzun süredir sakatta oynadı, Pereira'nın bir sakatlığı vardı. Aslında puan kazanması gereken ama haftaydı iç yani. İç sahada aynen öyle. Ya kazanacağını düşünüyorduk. Maça da başladı ama çok sakat oyuncuların aynı anda sahada olması fizik anlamında ilerleyen dakikalarda takımlara problem çıkartabiliyor. Yani teknik anlamda bir yorum istersen benden, ben bir teknik adam olarak çok sakat oyuncunun aynı 11'de, sakatlıktan dönen oyuncunun daha doğrusu aynı 11'de olmasının taraftarı değilim. Yani sakatlıktan döndüyse bir, maksimum iki oyuncu ideal oluyor. Diğerleri yani açısını çünkü kapatabiliyor. Çünkü psikolojik olarak acaba ya sakatlanırsam o da var, etkisi var o da var ama onun dışında tabii belli bir yerden sonra fizik kapasite düşüyor. Zaten Sturridge'in kalitesi ortada ama maçın 90 dakika tamamlayamayacağını biliyorsun. Evet, geçen hafta asist yapmıştı. Yine bu hafta da asist yapan isim oldu. Etkili bir oyuncu. Zaten onun kalitesini tartışacak bir durumumuz yok ama maçı 90 dakikaya tamamlayamama durumu var. Onun dışında Novak uzun bir sakatlıktan döndü. Pereira'nın oynayıp oynamayacağı belli değil, o oynadı. Mvekame'nin zaten ben çok kaliteli bir açık oyuncusu olduğunu düşünüyorum ama maça başladığı gibi bitiremiyor hiçbir zaman. Yani maça başladığında üst klasman bir oyuncu, maçı bitirdiğinde ligin altında bir oyuncu olarak aslında bitiriyor. Daha son ne yapsın dakika. Yani her hafta bir golü var Vakayemen'in de. Maçın dediğim gibi yani ilk yarılarında müthiş oynuyor. Trabzonspor'un maçı kopartabileceği, bu kadroyla koparttığında rahat edebileceği bir maçtı. 1-0'ı buldu, 2-0'ı buldu, hatta gol iptal oldu vesaire. Ama Denizlispor'un ikinci yarıdaki boşlukları iyi değerlendirmesi 1-0'ı Trabzonspor'a yettirmedi. Haklı bir galibiyet aldı diyebilirim maçın ikinci geneline baktığım zaman Denizlispor açısından. Trabzonspor'un da hücum anlamında etkili bir kadrosu var ama takım savunması anlamında bazen error verebiliyor böyle. Evet. Bunun sıkıntısını yaşadı diyebilirim. Aynı dakikalarda başlayan bir karşılaşma daha vardı. Başakşehir-Konyaspor karşılaşması. Aslında şöyle bir benzerlik oldu. Başakşehir'in maçı 3 dakika önce başladı. Trabzon sonra başladı. Başakşehir golü buldu. Trabzon golü buldu. Başakşehir golü yedi. Trabzon golü yedi. 1-0 ve 1-1 aynı oldu. Hani böyle birbirlerini takip edercesine aslında bir durum söz konusu oldu. Ben olayı biraz şu şekilde yorumladım. Beşiktaş karşılaşmasında yeni Malatyaspor maçından sonra Abdullah Avcı'nın şöyle bir açıklaması olmuştu. Rakiplerimiz de puan kaybediyor. Evet, biz maçı kaybettik ama rakiplerimiz de puan kaybediyor dedi. Sanki bu iki takımın teknik direktörleri ve futbolcuları ya rakiplerimiz puan kaybediyor ama biz bu maçı kazanır mıyız acaba psikolojisiyle sahaya çıkıp o yüzden genelde o sıkıntı yaratabiliyor. Bu şekilde bir puan kaybı oldu diye düşünüyorum ben. Çünkü Trabzonspor'un senin de söylediğin gibi yani bu kadar sakatlıktan dönen oyuncuyla
asıl puan kazanması gereken haftada 2-1 skorla mağlup oluyor. Başakşehir kendi sahasında Konyaspor'la berabere kalıyor. Ya bunun bana göre başka geçtik, bir öne geçtikleri maçta açıklaması puan kaybetmeleri olamaz gibi geliyor. Hani tabii ki sıkıntı. Evet, Başakşehir'in işte Avrupa'dan geldi, biraz yorgunluğu var. İşte tekrar hafta içerisinde kupa maçı oynayacak. Hani çok yoğun bir fikstürü var gibi görünüyor ama Trabzonspor'un böyle de bir şeyi yok. Dinlendirme de yaptı. Rotasyon da yaptı hafta içi aslında evet. Bakarsan. Demek ki rotasyon yapmak çok %100 kazanacağının garantisi olmuyor bazı durumlarda. Yani hocalar ya oyna dinlendirdim, haftada bir maç oynadım. Öyle olmuyor. Fenerbahçe sezon başından bir rotasyon yapıyor bakarsan. Yani ona bakar. Her hafta tek maç oynuyor. Hiç Avrupa maçı oynamıyor. Ama ona rağmen puan kaybıları gelebiliyor. Bazen çok maç oynamak da takımlar açısından, oyuncular açısından, ritim bulma açısından da önemlidir. Trabzonspor'unkisi belki biraz ona yorulabilir ama dediğim gibi Trabzon'un ana omurgasını oluşturan oyuncuların çoğunun sakatlıktan dönmüş olması ve hepsinin aynı anda 11'de olması fizik anlamda Trabzonspor'u maçın gidişatında geriye düşürdüğünü düşünüyorum. Başakşehir için de yani Konyaspor nispeten daha oturaklı bir takım ama öne geçip tekrar beraber kalması onlar açısından enteresan olmuş. Çok o maçı detaylı izleyemedim. Sadece özetine bakabildim. Trabzonspor maçıyla aynı saatte denk geldiği için çok derin bir yorum yapamayacağım ama fırsat kaçırmış oldum. Yani ben maçı izlediğimde yine Kremelli olsun, Edinmişçi olsun çok etkili oynamaya çalıştı. Dembaba'nın hatta %100'lük bir pozisyonu vardı, değerlendiremedi. Yani 2-1'e getirebilme ihtimali çok yüksekti ama tabii top kaleyle buluşmadığı sürece gol olmuyor ve orada da sonucu etkilemiyor. Olmadı, bir puan aldılar. Ama dediğim gibi yani sanki böyle haftanın açılış karşılaşmasında bir teknik adam mağlup olduysa ve onun üzerine işte rakipleri üzerinden bir konuşma yapıyorsa sanki bu rakiplerini etkiliyor gibi geliyor bana. Aynen öyle. O zaman buradan da söyleyelim. Başakşehir son 32 turunda Sporting Lisbon'la eşleşti. Karşılaşmalar 20 Şubat ve 27 Şubat'ta oynanacak. Evet. 20 Şubat'ta Portekiz'de, 27 Şubat'ta da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Bu karşılaşmada Başakşehir'e başarılar diliyoruz diyelim ve o zaman Beşiktaş karşılaşmasına geçelim. Beşiktaş da sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Seri son buldu. 6 maçta 6 yapan Beşiktaş artık mağlubiyetle tanıştı. Abdullah Avcı'nın oynatmış olduğu oyundan memnun musun? Vallahi Abdullah Avcı'nın oynatmış olduğu oyun şöyle değerlendiriyorum ben. Mesela bu hafta bir derbi maçı var değil mi? Fenerbahçe deplasmanına Kadıköy'e gidecek Beşiktaş. Benim görüşüm şu. Abdullah Avcı'nın şu anki Beşiktaş sahadaki yayılışı, kurgusu, takım kurgusu içeride Malatyaspor maçını oynamaktan dışarıda Fenerbahçe maçını oynamaya daha uygun bir takım olarak görüyorum. Yani Malatyaspor'un da beklenilen gibi Sergen Yalçın'ın maç sonu yapmış olduğu açıklama gibi yani biz dedi ki ben dedi Türkiye'de göze hoş gelen futbol oynatıyorum ama bir değer bulduğunu görmedim. Çünkü bu maçları kaybedebiliyorsun. Atanın elinde kalan bir maçlar oluyor. Bu sefer bekledim. Rakibin hata yapmasını bekledim. O anı bekledim. Oyuncularıma bunu ısrarla anlattım. Oyuncularım da gereğini yaptılar ve o fırsat bize geldiğinde de yetenekli oyuncularımız da bunu değerlendirdik ve maçı kazanmasını bildik. Yani aslında bir nevi Abdullah Avcı'nın yapmak istediği, tuzağa düşürmek istediği yani Fenerbahçe deplasmanında büyük ihtimalle tam tersi bir senaryo olacaktır. Rakibi tuzağa düşürmek, hatayı kollamak ve golü arkada boşlukta bulmak. Malatyaspor Beşiktaş'ı bu anlamda tuzağa düşürdü diyebilirim. Beşiktaş'ın 6 maçlık serisinde bile ben Beşiktaş'ın hani gümbür gümbür 6 maçını aldı der miyiz dersek yanılırız. Bence alamamıştı. Yani kazandığı maçlar oldu ama bıçak sırtı. Bir önceki hafta 10 kişi kalan Kasımpaşa'da bile zorlanarak kazandı. Yani maç belki de Rus ruleti gibi son dakika Kasımpaşa'nın golüyle 3-2 ters skor yazabilirdi. Kazanmak da önemli tabii ki ama 6 maç ne olursa olsun bu ligin şifrelerinde önemliydi Beşiktaş'ın ve şu anda önümüzdeki hafta oyuncağı derbi maçında kaybetse de çok taşlar yerinde oturmayacak. Yani o cebine koydu. Yani şöyle baktığın zaman Fenerbahçe deplasmana çıkacak Beşiktaş. Fenerbahçe için beraberliğin dahi tahammülü yok. Ama Beşiktaş için tolere edilebilir. Mağlubiyet tolere edilebilir pozisyonda. Çünkü ligin başlangıcı çok kötü olmuştu. Bu sıralamaya, bu puantaja girmesi bile Beşiktaş için 6 maçla çok önemli bir artı oldu Beşiktaş adına. Bundan sonraki haftalarda Abdullah Avcı ne tarz bir hamleler yapar dersen şimdi derbi maçında bozmayacaktır bu 6 maç kazanan düzeni ama iç saha maçlarında bu tarz iç saha maçlarında farklı bir formasyon geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Elneny Atiba orta sahası daha çok oyunu tutan
boşluk vermeyen, rakibe boşluk vermeyen bir orta saha ama tabii üretkenliklerinde uzak kalabildiğim bir orta saha. Yani yeni Malatya karşılaşmasında Erlen'in oyundan çıkıp Güven Yalçın'ın oyuna girdiği bir karşılaşma izledik aslında. Yani ya riski aldı. Çok i̇şte fazla zaten doğru Beşiktaş düştü. Taraftarının da tatmin olduğu, mutlu olduğu bir oyuncu değişikliği olmadı. Keşke Oğuzhan Özyakup biraz kuvvetli olsaydı, oynayabilecek kapasitede olsaydı da Erlen'in Oğuzhan değişikliğini görseydik dediler. Olabilir, evet. Çok doğru aslında. Aynen yani öyle. Beşiktaş yani... taraftarının çok haklı bir isyanı olduğunu düşünüyorum ama aslında şöyle de bir şey var. Maçı izlerken ben de şunu söyledim. Beşiktaş'ı kurtaracak kişi Güven Yalçın mı? Yani Yani bu şimdi sorunun da Güven Yalçın cevabını öyle bir vermek pozisyona lazım girdi ki aslında. yenilen iki golde de ekranda Güven Yalçın. Yani Enleni geri koşacağını Güven Yalçın geri koşsun diye tabii ki hoca almadı bunu. Yani Güven Yalçın'ı ön taraf oyuncusu hamle olarak aldı. Yani Enleni dur sen otur yanında Güven Yalçın defansa yardım etsin tarzında bir değişik değildi aslında. Ama oyun öyle bir pozisyona geçti ki orta saha boşalınca o boşluklarla Malatyaspor daha iyi çıkabildi. Arkada boşluğu da Çünkü Güven Yalçın hani yardım etme Güven Yalçın'ın oyuna ihtiyacından orada girdikten yakalandı. sonra baktığımız zaman Burak Yılmaz, Umut Nayır, Güven Yalçın üçü de hücum oyuncusu. Yani evet gol atmaya istekli bir Beşiktaş Ama 3 bak kadrosu oluştu bir gibi. laf vardır. 3 forvet hiç forvet. Yani bak 3 forvet geldi. Forvet oynayamadan Güven Yalçın 2 tane yapıyor. Biri penaltı yaptırdı, bir de son adam olarak kaldı. Evet. O yüzden bazen forvet sayısını arttırarak gol bulacağını düşünüyorsan yanılabiliyor teknik adamlar. Orta sahanın kuvvetli olması, alan vermemek, Ki yeni o Malatya hatayı karşılaşmasında da beklemek bunu çok daha net bir şekilde doğru. gördük. Aynen öyle. Yani tam böyle bekleyenin kazandığı, hatayı kollayanın kazandığı bir maç oldu Yani maç diyebiliriz. spikerinin de aslında maçı 80 dakika boyunca anlattığı kadarıyla şunu da söylemek lazım. Beşiktaş ve sanki yeni Malatya'nın defansı vardı sadece. Yani Evet. sürekli Hadebe, Arturo Mina, işte kaleci Fornelli ve Ama buna nazaran Beşiktaş'ın da üretkenlikten uzak olduğunu söylemekte fayda var. Yani bir tane isabetli Evet, şutu var. evet. Yani bu oyun tarzında bireysel yetenekler ön plana çıkmazsa, işte Adem Laiç gibi, Burak gibi bu oyuncuların ön plana çıkmadığı takdirde sıkıntı yaşayabilecek bir sistem olduğunu söylemeye çalışmıştık. Ama bazen eleştiri aldık. İşte 6 tane 6 maç üst üste kazanan takım neden eleştiriyorsunuz hala diye. Bu sıkıntı yaşayabileceğini tahmin ettiğim için burada da yaşadığını gördük. Yani aslında biz programda kazanırken de eleştiren, sadece kaybettiği zaman Ya eleştiren skor yorumculuğu skor yapmak yorumculuğu adına yapmıyoruz. yapmıyoruz, Evet. evet. Sergen Yalçın aynı zamanda gollerden sonra da sevinmedi. Tribünlerde de bir Sergen Yalçın tezahüratı zaten yükseldi. Aslında yavaş yavaş sanki böyle ben Beşiktaş'ın hocası olmaya hazırım sinyallerini de veriyor gibi geliyor bana. Yani o şey geldi bana. Başakşehir'in golünden sonra Arda Turan'ın sevinmeyişi, Türk Telekom Arena'da neyse, burada da Vodafone Park'ta Sergen Yalçın'ın iki golden sonra sevinmeyişi bana o sinyali Evet. verdi. Ya bu tarz görüntülere alışıyoruz. Dün akşam da Rodallega Trabzonspor'a karşı attığı golden sonra sevinmedi. Yani bu olan şey. Ben bunu çok fazla takılmıyorum. Sergen Yalçın sesleri daha fazla yükselebilirdi. Şimdi 6 hafta önceki geri sararsan, Beşiktaş bu seri yapmadan önceki daha zaten konuşuluyordu. Bunun üstüne bir Malatyaspor'un deplasmanda Beşiktaş'ı yenmesi olsaydı Sergen Yalçın'ın başındaki Malatyaspor'un daha çok yükselirdi. Yani emin ol. Şu anda yine de o 6 maç Abdullah Avcı'ya ve Beşiktaş'a çok kredi kazandığını söylüyorum. Yani önümüzdeki hafta derbi maçı var. Deplasmanda oynayacak. Ona rağmen geldiğimiz noktada kimin için daha kritik dersen mücadele, Fenerbahçe Barcelona için daha kritik derim. Ama Beşiktaş için kaybetse bile çok taşları yerinden oynayacak bir durum söz konusu olmayacaktır. O zaman Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile ilgili konuşmaya başlamışken Tabii. oradan devam edelim. Ali Koç da dün akşam Ersun Yanal'la bir görüşme yaptı. Ben o görüşmenin akabinde şöyle bir şey düşündüm. Tribünlerin getirdiği Ersun Yanal'ı acaba yine tribünler gönderir mi? Doğum günü kutlamıştır belki. Doğum günü. Dün bugün doğum günü. Onu kutlamıştır belki. Ya şimdi şöyle. Hoca değişikliği yapmak açık söylemek gerekirse fayda mı getirir, zarar mı getirir? Bu tarz şampiyonluğu oynayan takımlar açısından geçmiş tecrübelere baktığımız zaman, geçmiş tecrübelere baktığımız zaman çok fazla bundan randıman alındığı görülmemiştir. Hoca değişikliği yapmak lig kopar senden. Bir sonraki seneyi düşünürsün. Bu anlamda yaparsın. Ben çok konuşulduğu için söylüyorum. Ersun Yanal işte Beşiktaş maçı son maçım olur. İşte kritik maça giriyor. Evet. Kaybederse gönderilebilir tarzında. Yani Ben açık söyleyeyim yorumcuların ve sana. sosyal medyadaki bütün taraftarların düşüncesi bu şekilde. Böyle düşünülüyor. Ersun Yanal'a sorsan Beşiktaş maçı onun için fırsattır. Yani son şans değil, fırsattır Beşiktaş maçı. Derbi maçı, atmosfer tekrar bir güven kazanabilir, tazeleyebilir. Bu anlamda baktığında
iç sahada derbi oynamak büyük takımlar için avantaj. Çünkü sonuç itibariyle ne olsa olsun protestonun uzak başlayacağın, ki ben kötü bir şey olsa da taraftarın çok öyle aşırı protesto olacağını tahmin etmiyorum. Ama o coşkuyu sahaya yansıtacağı için, yani iç sahada derbi maçının taraftarları daha ön plana çıkıyor. Taraftar alabiliyor. Yani hocalık bir şey gerektirmeyebiliyor. O yüzden Ben fırsat Şükrü olarak Saraçoğlu Stadı'nda düşünüyorum. sadece bir kere Galatasaray derbisi izleme fırsatı yakaladım. Hani Beşiktaş karşılaşması izlememiştim daha önce. Hani o atmosferin nasıl futbolcular üzerinde etkili Ya olduğunu da bir kere bu görme şöyle, şansı sadece elde Kadıköy ettiğim için için, değil yani ben. yani şuna bağlamak istiyorum aslında. Sivas deplasmanından 3-1'lik bir mağlubiyetle dönüp sonrasında Beşiktaş karşısına ne kadar sağlıklı bir psikolojiyle çıkılabilir diye düşünüyorum futbolcu ve teknik heyet anlamında, ama işte o taraftarın da gücünü gördüğüm için daha öncesinde onlar onları ateşleyecektir ve bir kendinize gelin, burası işte Şükrü Saraçoğlu, burada Beşiktaş karşısında futbol oynamanız gerekiyor mesajını taraftar verecektir diye Evet. Yani düşünüyorum. ekseriyetle ligimizde şu olur. Tutunma maçlarıysa, derbi maçı iç sahada kazanman gerekiyorsa iç sahada oynayan takım için her zaman avantaj olur. Fenerbahçe şimdi böyle bir maça çıkıyor. Bundan işte 2 ay önce hatırlarsam Beşiktaş inanılmaz sallantıdaydı. Abdullah Avcı'nın koltuğu sallanacaktı belki de. Galatasaray iç sahada oynadı. İç saha avantajıyla Beşiktaş kazanmasını bildi. Yani iç saha ligimizde birbirine yakın takımlarda risk almayan, güzel göze hoş futbol olmadığı derbi maçlarda iç sahada oynayan takım her zaman bir adım öndedir. Sağ seyirci avantajından dolayı. Fenerbahçe için de bu maçın iç sahada olması büyük avantaj diye düşünüyorum. Yani çok senin dediğin anlamda, psikolojik anlamda yenildik acaba kaybedersek psikolojisine girmiyorlar. Daha çok kazanıp düzlüğe çıkalım, bu maç çıkış maçımız tarzına giriyorlar diye düşünüyorum. O zaman bir hatırlatmamız var, onu yapalım. Bu hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisine bilet kazanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olmayı unutmayın ve aşağıya yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü çekilişleri aşağıdaki yorumlar üzerinden Aynı yapacağız. zaman Twitter adresimizi Evet, de takip etsinler. Twitter sayfamızı da takip etmeniz gerekmektedir. Dediğimiz gibi Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasında bir bilet hediye ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve Twitter'daki desteklerinizi de bekliyoruz. Ben de bu karşılaşmanın aslında berabere biteceğini düşünüyorum. Golsüz bir beraberlik olabilir. Çünkü iki takım da kendini riske etmeyecektir. İşte Ersun Yanal ve Abdullah Avcı ya kovulursam psikolojisiyle biraz daha defansif bir futbol oynatacaktır. Ama işte olursa belki Burak Yılmaz'ın ya da Vedat Muriç'in kendi yetenekleriyle yaratacağı pozisyonlarla gol olabilir diye düşünüyorum, ama genele baktığımız olursak, fotoğrafın senin tabirinde Büyük geneline resme, büyük bakarsak, resme evet, büyük bakacağız. resme bakacak Evet. olursak maç sonu sıfır olarak yorumluyorum. Şimdi şunu bağlayayım o zaman maçla ilgili. Genelde zaten programın sonunda tekrar konuşuruz. İç sahada olması, saha seyirci avantajı olmasından dolayı Fenerbahçe'nin kazanmaya yakın olduğu bir maç olarak görüyorum. Onu söylemekle beraber şunu da söylüyorum. Beşiktaş'ın şu anki oyun kurgusunda Malatya Spor iç sahada oynamaktansa Fenerbahçe deplasmanında oynamak, hızlı adamları arkaya kaçırmak, işte ellerini Atiba ile orta sahayı daha sıkı tutmak, beklerini ön tarafa çıkartmak Abdullah Avcı'nın planı daha rahat işleyebileceği mücadele olarak gözüküyor. Çünkü Fenerbahçe büyük ihtimal önde basacaktır maçta. Rodriguez yok burada da. Önde basacak, onu da geleceğim. Önde basacak. Oradan çıkışlar çok önemli Beşiktaş açısından. Yani ayağı iyi olan oyuncularla, işte Ruiz bilmiyorum oynayacak mı, oynarsa çok önemli Beşiktaş için. Ayağı temiz bir oyuncu. Oyuncunun çıkışlarıyla Fenerbahçe'ye orada sıkıntı yaratamazsa Beşiktaş'a arka tarafta boşluk verecektir. O saatten sonra zaten Diaby, Enkudu gibi hızlı adamlarla Buran önüne düşecek toplarla Beşiktaş zaten etkili olabilecek bir takım. Enkudu'nun da oynayıp oynamayacağı belli değil, çünkü geçtiğimiz Yeni Malatya karşılaşmasında oynatmadı hoca. Sakattan Orada dönecek diye yani söylendi ama biraz sıkıntı olacak gibi Ruiz de görünüyor. var. Riske Evet. edilecek mi, edilmeyecek Şimdi mi? Fenerbahçe'de de Rodriguez'in olmayışı sanki biraz takımı Şimdi Rodriguez'in zorlayacak olmayışı, gibi kırmızı kart görünüyor. gördü. Evet. Direkt kırmızı kart gördü. 2 maç ceza alması düşünülüyor. Şimdi takımdan döner mi vesaire. Şimdi maç sonunda Sayın Ali Koç biliyorsun açıklama yaptı. İşte Rodriguez'le konuştuk. Baktık kırmızı kartmış. Beşiktaş maçında oynamayacak gibi. Ben mesela bu tarz yorumların yönetimsel olarak yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani sonuç itibariyle 2 maç ceza çıkacak. Sen kulüp olarak itiraz etmeyecek misin takım kuruluna tek maça düşmesi için? Yapacaksın savunmasını, göndereceksin. Diyeceksin ki 2 maç direkt kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alacak zaten diye, ama ben de diyorum ki burası Türkiye, yani hatırlatmakta fayda var. Şimdi Türkiye'de bir oyuncu kırmızı kart görüp ilk resmi müsabakada
oynadığını hatırlıyoruz. İlk resmi müsabakada sahaya çıktığını hatırlıyoruz Türkiye'de. Burası Türkiye'de oldu. Evet. Yani tahkime gidersin, tahkim bakar, der ki erteliyoruz. Bire indirdik, ötekini erteliyoruz seneye. Zaten katlamalı şöyle de erteliyoruz. Bir şey var. Eğer ki ilk maçta cezasını çekecekse kupa maçı var. Kupa maçında zaten bu gidiyor. Kupa maçında şimdi iki maç tam bire düşerse oynayabilecek. Evet. Düşmez büyük ihtimalle ama ben yine de bunu söyleme gereği direkt hissediyorum. Bir yani, kabulleniş var. Ha, direkt hani kabulleniş var. Ya, kabullenmeyeceksin Türkiye'de. Yapacaksın savunmanı. Baskını oluşturacaksın. İndirebilirsin. Dediğim gibi Türkiye'de bir oyuncunun kırmızı kart görüp ilk resmi maça çıktığını hatırlıyoruz. Dünyada olmaz bunun örneği yoktu. Yani direkt Burası oynar. Türkiye. Burası Her an Türkiye. her şey olabilir. Öyle bakacaksın. Diğer oyuncular Caner'in de Ozan'ın da kupa maçında cezasını çekeceğinden dolayı oynayacakları zaten öngörülüyor. Derbi maçtan ziyade bir de şunu söylemek istedim. Şimdi Fenerbahçe-Sivas maçını konuşmadık. Sivas'ta Evet. konuşmuş olalım hem. Ona da geleceğiz. Sivas'ta konuşalım. Beşiktaş çünkü Malatya maçı üzerinde konuştuk. Hem derbiyle bağlıyoruz Fenerbahçe'yi. Bir yandan da Sivas'ı konuşalım. Sivas'la ilgili geçen hafta burada demiştik ki maçla ilgili öngörün nedir diye. Sen Sivasspor kazan demiştin. Ben berabere bitebilir tahminde Evet. bulunmuştum. Tebrik ederim seni de bu arada. Teşekkür ederim. Sivasspor galibiyetinden Öğreniyorum. dolayı. Boynuz kulağa geçiyor. Estağfurullah. Şimdi ama şunu söylemiştim. Yani Sivasspor'un bu ligi yakından takip eden birinin söyleyeceği şudur. Sivasspor nasıl gol atar? Yakalar, hızlı çıkar. Hızlı çıkışlarıyla seni sıkıntıya düşürür. Geçiş oyununu iyi yapar ve golü bulur. Özellikle de golü sağ ve sol kanat çizgiye yakın oyuncularıyla bulur. Yani en uçtaki oyuncudan daha golcü oyuncular kanatları. Evet. En öndekinden daha golcü. Şimdi Fenerbahçe'nin buna çalışması gerekir. Bunu yapması gerekir diye hep söyledik. Yani bunu dikkat etmesi gerekir. Oyunu 0-0 tuttuğu sürece galibiyete yakın taraf Fenerbahçe olabileceğini, eğer golü yerse de bir daha çeviremeyeceğini öngörmüştük. Yani o saatten sonra daha çok boşluk vereceksin. Gol 1-0 geri düştün. Daha çok boşluk vereceksin. Sivasspor'un da istediği zaten oyun tarzı bu. Direkt alacak, çıkacak. Şimdi Fenerbahçe bunu mümkün mertebe tutmaya çalıştı ama felaket korner atışları. Yani bildiğin korner atarken Fenerbahçe gol yedi. Yani korner atışlarında bir taraftan Emre kullanıyor, bir taraftan Kruse kullanıyor. Kaleciyi alıştırma dediğimiz kornerler çok rahat şekilde çıkıp alabileceği. Yani kötü korner bile adlandıramayacağım. Şimdi kötü korner nedir? Kötü korner vurursun. Kendi oyuncunun isabetli olmayabilir. Oradan gol çıkmaz. Ama kaleci en kötü yumruklar topu. Evet. Uzaklaştırır. Ama kaleci çok rahat şekilde çıkıp oyun kurabilecek korneler attın sen. Yani ve bunu da görebiliyorsun. Rakibe çalışması gerekiyor Fenerbahçe'nin demiştik. Yani Sivasspor'un bu yönleri var. Ama bırakın rakibe çalışmayı. Fenerbahçe korner çalışmamış. Yani Ersun Yanal burada son sene eleştiriliyor bu sene özelinde. Genel anlamda baktığın zaman istatistiklerde ön planda olabilir Fenerbahçe ama skor bulma konusunda sıkıntı yaşadığı için bunu o sonuca zaman yansıtamadı. Şunu söyleyebiliriz aslında. Yani Abdullah Avcı Fenerbahçe deplasmanına çıkarken Sivasspor Fenerbahçe karşılaşmasını izlese ve Sivasspor'un yapmış olduğu taktikleri çözse ve o şekilde bir taktik uygulasa Fenerbahçe karşısında aslında başarılı olabilir. Biraz daha değişik gelişebilir. Şöyle genel hatları itibariyle doğru ama şimdi Sivas maçında Fenerbahçe çok aşırı önde basmadı. Daha biraz da Fenerbahçe de bekleyerek, biraz daha alan bırakmayarak top kapmaya çalıştı. Ama Beşiktaş maçında santrayla bile yani maçla birlikte Fenerbahçe iç sahada oynamasıyla birlikte daha çok ön tarafta basacaktır. Yani burada artık ayağı iyi oyuncularla hata yapmamak, top çıkartmak, arkaya geçirdiğini zaten o baskıyı atlattığında arkada zaten madeni bulacaktır Beşiktaş. Golü çok rahat bulabilir. Ama atlatamazsa baskıyı Sivas maçı gibi olmaz. Yani daha değişik biraz daha değişik bir plan olacaktır. Şimdi aslında Sivasspor Fenerbahçe karşılaşmasının 2-0'lık kısmında söyleyeceklerim. Sivas'ın artık böyle bir şeyi kalmamıştı. Yani gücü kalmadı. Yavaş yavaş artık bitmeye başlarken zaten Deniz Türünç'ün golü geldi. Sonrasında Fenerbahçe'nin atakları hızla gelişmeye başladı ama yani çok geç şeyi bulduğu için Deniz Türünç'le ritmi süre bulduğu yetmedi. İçin süre yetmedi ve sonrasında da 4 yıl aradan sonra gol atan bir Ziya Erdal sahneye çıktı ve Sivasspor'a 3. golü atmış Ziya oldu. Ziya biliyorsun ana karakter oyunculardan değil bu Sivasspor'un evet. çıkışında. Yani burada yine Mert Hakan Yandaş Fernando'nun golünde asistini etkili yapmış oldu. Evet. Oldu. İşte Emre Kılınç da yine golünü atmış oldu. Yani Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş aslında bu sezon Sivasspor'u oluşturan ve Sivasspor'a puan kazandıran iki isim. Takımdan Emre ile Mert Hakan çıksa acaba ne yapar çok merak ediyorum. Onu sene sonunda öğrenirsin zaten çok yakın zamanda. Çok fazla kalacaklarını sanmıyorum. Yani şimdi bir de şöyle bir şey var, şunu söylemek istiyorum. Bu karşılaşmada 4 gol oldu. 4 golün 3'ünü yerli oyuncular attı. İşte
Emre Kılınç, Ziya Erdal ve Deniz Türünç. Bunu geçtiğimiz haftalarda aslında söylemiştik ama yine tekrarlamak lazım. Önümüzde Euro 2020 olmasından dolayı yerli futbolcuların çıkışlarının olacağını dile getirmiştik. Ve burada da aslında bunun meyvelerini toplandığını görmeye başlıyoruz. Yani eskiden olsa bir sezon öncesinde ya da iki sezon öncesinde atılan gollerin %80'i, %90'ı hep yabancı futbolcular üzerindeydi. Evet, mesela evet. Yeni Malatya Spor karşılaşmasında işte iki tane gol var. İkisi de yabancı oyuncu. Adinya Oyunç ve Bifuma. Ama bu karşılaşmada yerli oyuncuların biraz Sivasspor daha zaten yerli sahneye tandanslı oyuncularla çıktığını oynuyor. görebiliyoruz. Bu anlamda da güzel. Çünkü hem şampiyonluk yarışında hızla ilerleyen bir Sivasspor var. Zaten şu anda ligin lideri ve ikinci sıradaki Altı takımla puan fark 6 var. puan fark var. Hani iki maçta da mağlup Sivasspor olsa, ve diğerleri gibi var şu anda zirve grubunda. İki maçta da mağlup olsa zaten ligin ilk yarısını lider Lider olarak bitirir. Evet. kapatıyorlar. İkinci yarı tabii neler olacak? Bunu hani devre arasındaki Onu göreceğiz. transferlerle Yani giden oyuncularla falan göreceğiz ama geçen Euro 2020'nin etkisini çok fazla evet. göreceğiz gibi görünüyor yine. Geçen Rıza Hoca'nın bir röportajına denk geldim. Orada da söylüyor. Bizim oyuncu göndermeye değil almaya ihtiyacımız var. Aslında kısıtlı bir kadroyla oynuyor. Bu hafta Hakan Aslan'ın oynamamasından dolayı bir ana kadro bozulmuş oldu. Ziya Erdal tercihinde bulundu Rıza Çalımbay. Orada da şu düşünüyordu yani Ziya sol bek olmasına sol bekte oynarsa taşlar yerinde oynayacaktı. İşte Uğur Çiftçi sağ beke geçmesi hatta yayıncı kuruluş maç öncesinde biraz karıştırmıştı. Goyan'ın da orta sahada oynaması taşları yerinde oynayacaktı Sivas için. O hataya düşmedi Rıza Hoca. Yani bir oyuncu eksik, o oyuncunun yerine başka bir oyuncuyu koydu. Takımın ezberini bozmadı diyebiliriz. Ama Fenerbahçe cephesine baktığımız zaman Hasan Ali'nin oynamayacak olması son maçtan bir gün önce oynamayacak olması belirlenmesi Fenerbahçe'de taşları birden yerinden oynatıyor. Yani hafta başlıyor. Ozan Tufan idmana çıkıyor. Biliyor hafta sonu oynayacağını ama hangi mevki oynayacağını bilmiyor. Evet, Bak geçtiğimiz programda da söylemiştik zaten. Her yani Ozan mevkide Tufan oynayan bir Ozan Tufan ama var bu gerçek sezon. mevkisine geçtiğinde ne kadar etkili olduğunu çok kısa sürede gösterdi. Geçiş oyunları topu taşımasıyla. Sonunda kırmızı kart gördü. Neden gördü? Yaptığı mücadelenin karşılığını takım Evet. arkadaşlarına göremeyince biraz sinirleri bozuldu diyebiliriz. Mesela Emre Belözoğlu. Ona çok kısa söyleyeyim. Yani Emre Belözoğlu konusunda ben yani son 4-5 haftadır Emre Belözoğlu'nda bir düşüş bariz şekilde belli oluyor. Bunu çok Ama net çok görüyorsun. normal değil mi? Yani Çok normal. çünkü Olamaz Atletico değil. Madrid'den sonrasında neredeyse çok fazla süre oynamayan, işte oynadığı zaman 50-60 dakika oynayıp oyundan çıkan bir Zaten Emre Belözoğlu yaşı varken itibariyle öyle. 39 yaşında Fenerbahçe'de 80 dakika Tamam. Şimdi mücadele bir şey ediyor. söyleyeceğim. Yani kontratında Emre oynar diye yazmıyor. Yani şeyde. Burada suç Emre'de değil zaten. Emre kötü oynuyor diye Emre'yi burada Evet. eleştirmiyorum. Emre'nin zaten kalitesi ortada. Ben sezon başında konuştuğum dedim ki Emre Fenerbahçe'ye geldi. Çünkü Emre'yi beğenen bir futbol görüşüm var. Oyunculuğunu, Hepimiz zaten çok stilini. beğeniyoruz. 34 maçın 25'inde oynarsa Emre Fenerbahçe şampiyonun bir numaralı adayı olur. Hatta şampiyon olur diye söylemim var benim. Ama 25 maçı son 5'in oynadığı gibi oynarsa o zaman da tam tersi takımın eksik bıraktığından dolayı takımı sıkıntı yaratacak. Ha bunu görecek olan hoca. Şimdi teknik adama bakıyorum. Şunu görüyorum. Emre'yi kesemediğini görüyorum. Yani Abdullah Avcı geçen sene hatırla Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun yeri geldi oturttu. Yanında oturttu. Ekonomik kullandı ama Ersun Yanal'da ben bunu göremiyorum. Eğer Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yaptığını sen Fenerbahçe'de yapamıyorsan ve bir sene yaş almış Emre Sanki Belözoğlu'na ama burada teknik Ersun adamlık Yanal şöyle yaptırmazlar adamı. düşünüyor gibi geliyor bana. Hani korkuyorum Emre, sen yokken takım mağlup olacak. Yani sanki bu psikolojiyle hareket Bence ediyor öyle değil. gibi. Yani şimdi Yani mesela benim gördüğümü o Emre'nin da o görüyordur. yüzden etinden, sütünden, Hayır, kemiğinden, tamam. yumurtasından, her şeyinden faydalanıp hani 34 maçın 34'ünde de oynatayım ama 60 dakika, 65 dakika oynatayımdan ziyade 90-90 oynatayım, 20 maç oynasın. Anladım. Şimdi şöyle, bu bakış açısı doğru ama ben diyorum ki daha çok faydalanmak istiyorsa Emre Belözoğlu'ndan daha ekonomik kullanmak zorunda. Evet. Yeri geldi oturtacak, bazı maç oynatmayacak. Şimdi Emre'ye baktığın zaman sezon başında Fenerbahçe'de oynuyor sürekli ufak tefek sakatların dışında milli takımda Andorra maçında 90 dakika sahada kalmak zorunda olan Emre'den de bahsediyoruz biz burada. Yani git gel milli takım seyahatler vesaire bayağı bir yorgun olduğunu hissediyorum. Yani korneri atamıyor bırak korneri 2 hafta önce penaltıyı kaleye yetiştiremedi. Anlatabildim mi? Yani bu anlamda biraz Emre'yi dinlendirirse sezonun gidişatında daha iyi faydalanabilir diye düşünüyorum. Ya biraz eksik oynatıyor gibi takımı. Ya şimdi tabii bu hafta derbi olmasından dolayı iç sahada derbide bu tarz
papaz oyuncular, artık papaz oyuncuların saha içerisinde etkisini de göz ardı edemeyiz. Yani şimdi sen 5 hafta boyunca Emre'yi kesmeyip derbi maçında kesersen de bu sefer Kesinlikle sahadaki olmaz. Evet. elini ayağını kaybetmiş olursun. Yani Tamam mı? ama şöyle de bir Bu da şey önemli olabilirdi bir bence kriter. Sivas maçında. Emre Belezoğlu'nun yerine Ozan Tufan'ın oynadığı mevkiye Ferdi Kadıoğlu'nu koymuş olsaydı çok Ben daha etkili şunu olabilirdi düşünüyordum. sanki. Dirar sağ tarafta önlü arkalı oynatacak. Sol bekte Hasan Ali oynayacak. O sakatlanınca Dirar tabii mecbur oraya geçti. Oradaki düzeni de bozdu. Yani Fenerbahçe'de bir kişinin oynamaması 4-5 mevkiyi yerinde oynatıyor. Bu Max hassas bir durum. Cruz'un Yani da biraz kilo aldığını o ve zaten bariz belli. O da dayanamadı hoca. sıkıntı Normalde çıkmaz yaşadığı çok çıkarttı. belli yani. Önündeki topa koşamıyor. Yani tel tel dökülüyor desek yeriydi o bu maçta. Şimdi derbi maçta da Rodriguez'in oynamayacağını varsayıyoruz. Hani Kruse'nin ve Emre'nin de mesela eleştirmeme rağmen mecburen oynayacakları gözüküyor. Çünkü oyuncu oynamadan da kaleye gidemeyeceğin aşikar. Hızlı kanat oyuncun yok. İç sahada oynuyorsun. Bir şekilde oynayacaktır. Ama Hasan Ali'nin olmaması oradaki tercihi takımın tüm dizilişini belirliyor. Yeri gelecek Sivas'ta oynuyorsun. Sol bekin eksik. Takımın dengesini bozacağını stoperlerden bir tanesini koysan, Sağdı'yı koysan belki stoperi. Yani uzaklaştır ki bu yapılmıştır Türkiye liglerinde. Sağ bek veya sol beke stoper konup en azından savun burayı dersin. Çıkma dersin. İç saha maçı değil sonuçta. Belli savunalım, alanı kapatalım dersin. Yani bunu yapmayıp işleyecek olan alanı bozmak bence hoca yanlışıdır. Rıza Hoca buna düşmedi ama Ersin Hoca ilk maçı sezonun başında meyvesini almıştı bu hamlelerde ama burada tabii Sivas'a karşı alamadı. Bu bağlamda da maçı kaybetti. Şimdi kritik noktaya getirdi kendini. Derbi maçı var. Dediğim gibi son şans mı, fırsat mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama ben Engin Çetin olarak ben bir teknik adam olsam, bu durumda çıkacak olsam ben derbi maçını, iç saha derbi maçını şahsım adına fırsat olarak görürüm. Yani. Yani ben de Ersun Yanal'ın tribünler tarafından getirildiğini, eğer ki bu karşılaşmada mağlup olursa tribünler tarafından gönderileceğini düşünüyorum. Çünkü Ali Koç'u hiç olmazsa bir nebze hani devreyi tabii ki tamamlar ama devre arasında bir hoca değişikliğine gider diye Ya düşünüyorum. şimdi Çünkü ama Ali Koç'un da elini biraz kolaylaştırması lazım. Şöyle çünkü taraftar ondan şampiyonluk bekliyor. Asla getirmem dediği Ersun Yanal'ı getirdi taraftar istediği için. Şöyle bir şey söyleyebilir. Siz istediğiniz getirdim, siz istediğiniz gönderdim. Artık bundan sonrasında benim istediklerim olacak diyebilir. yani bu iş sırayla tabii bir siz istiyorsunuz bir ben istiyorum tarzında yönetilmez bir kulüp. Ama sadece hoca değişikliği yapmak bana kalırsa tüm hatalarını örtmez. Yani burada yönetimi de eleştirmek gerekiyor. Sezon başlangıcında şampiyon olmak istediğin sezona çıkıyorsun. Tek sol bekle çok zor ve bu sol bek 15 haftanın 8-9 tanesini kaçırdı. Sakat sakat da oynadı zaten geldiğinde performans alamadın. Yani burada yönetimsel yanlışlar da var. Sadece hocayı gönderip eğer 2 senedir sıkıntılı bir Fenerbahçe varsa burada Komoli'nin de belki de biletinin kesilmesi gerekiyor. Yani hep Komolli hocalar mı suçlu? demişken bu arada Radikal kararlar alacağız diye belki de onun etkisini evet kısıtladığını duyuyorum. Komolli ile ilgili de şöyle bir şey okudum geçtiğimiz günlerde. Sadık Çiftpınar biliyorsunuz Sivasspor karşılaşmasından sonra bir çapraz bağ yırtığı olduğundan dolayı, kopması olduğundan dolayı 6 ay sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'nin de geçtiğimiz sezonlarda antrenman yaptığı sahanın çim saha olduğunu, sonrasındaki orada personellerin ve çim sahanın değişimini Komolli tarafından kimseye sorulmadan yapıldığını öğrendik. Hibrit çim olarak antrenman sahaları düzeltilmiş fakat hibrit çime geçiş sırasında da çimler yandığı için tek antrenman sahasına kalmışlar Can Bartu tesislerinde. Şimdi antrenman yapılan zeminin kötülüğünden kaynaklı sakatlıklar yaşandığı söyleniyor. Komoli diyorsun, nereye elini atsa kurutuyor. Evet çünkü yani orada çalışan mesela çimcileri göndermiş işte gerek yok bunlara demiş bakımlarının yapılmasına gerek yok o yüzden hibrit çime dönelim demiş gibi gibi bir sürü söylem var. İşte 25 bin dolar karşılığında işte bir şeyler yapmış sahaya gibisinden. Bu da geçtiğimiz yıllardaki Nevzat Demir tesislerinde Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntıyla birebir Evet. gibi olduğu söylenebilir. Hani olan burada futbolcu oluyor. Çünkü sezon içerisinde yani sezon başladığından bugüne kadar geçen süre içerisinde Fenerbahçe'de yine dokusal zedelenmelerden kaynaklı sakatlıklar da olmuştu. Yani yine burada Komolli'nin Komolli'yi suçu var. Ama işte bak olan başrolde futbolcu görüyoruz. olan hep küçük esnafı oluyor. O Komolli bir şekilde sıyrılıyor oradan. Yine başkanı avrosuyla falan etkiliyor herhalde. Bir şey devam ediyor. Yani eğer bence Fenerbahçe radikal bir değişiklik yapılacaksa hocadan ziyade eğer hoca da gidecekse tamamıyla o
transferleri kararı veren kimlerse, çünkü çok karavana dağıtıldı transferde. Nokta atışları da var. Geçen sene zaten sürekli karavanaydı. Bu sene en azından yarı yarıya dan fazla diyebiliriz. Doğru atışlar da oldu. Bu anlamda transfer dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi Ocak ayı da geliyor. Hatta bugün sana bir haber de vereyim. Hatta izleyicilerimize de hep konuşuluyor. Bugün bir bilgi aldım. Programa girmeden önce. Ocak ayında Fenerbahçe'nin ilk transferi Mesut Özil. Zaten Arsenal'den kopuyor kendisi. Kulüp içerisinde bilgi geldi bana. Şöyle söyleyeyim. Zaten Ocak ayında Fenerbahçe'nin fazla transfer yapması gerekiyor. Şimdi sol bek transferi de yapması gerekiyor. Ama Mesut Özil Fenerbahçe'ye farklı bir hava katacak transferlerden bir tanesi. Yani bazı transferler vardır. Kulübün yapacağı transferlerdir. Bazıları, hatta çoğu hocanın yapması gerekir ama kulübünde bir tane iki tane kontenjanı vardır. Mesut Özil kulüp transferlerinden bunlardan bir tanesi. PR'ını artıracak, havaya getirecek. Mesela sen şimdi söylerken bile benim gözümde böyle bir hareketli, işte heyecanlı bir zaten Fenerbahçe. Zaten sallantıda gidiyordu Mesut Özil. Taraftarı da zaten heyecanlandıracağı için Mesut Özil, yani o sahada, yani ben bir Türk vatandaşı olarak Mesut Özil'i kendi ülkemde izlemeyi çok isterim. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olarak demiyorum. Yani kendi ülkemde izlemeyi çok isterim. Hangi takıma gelirse gelsin çok başarılı olacağına inanıyorum. Fenerbahçe'de olursa ayrı bir hava katar tabii ki. İnşallah olur. Yani şimdi Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesi bence haber değil. Çok konuşuldu. Bir şekilde geleceğe gelecek. Yani bu sene olmaz, seneye, ondan sonraki sene gelecek. Hep zaten bu Fenerbahçe yardım kampanyalarında falan da konuşuldu. Ama tarihi önemli burada. Ocak ayı sanki yollar kesişiyor gibi. Çünkü Mesut'un da yaşadığı sorunlar var kulübünde. Artık herhalde ayrılık kararını alması gerektiğini düşünüyor. O alanda ufak tefek pürüzler kalmış ama halledilmeyecek pürüzler değil ki Fenerbahçe'nin de belli bir transfer yapması gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman biz de buradan Sports Digital ailesi olarak sizlere bildirmiş olduk Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye gelme ihtimali olduğunu. Yüksel. O zaman Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da kendi sahasında Ankara Gücü'yle 2-2 berabere kaldı. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada aslında en şanslı takım yine Galatasaray olmuş oldu diyebiliriz. Birer puan yaklaştı mı? Evet. Ama rakibin Fenerbahçe Sivas deplasmanını sildi fikstüründen. Sen Ankara Gücü içeride. Yani Ankara Gücü içeride kalsın. Ama Fenerbahçe dursun, mağlup cebindedir. Oldu. Beşiktaş kendi sahasında mağlup oldu. Bir puan yaklaşmış oldu. Galatasaray Trabzon'a da bir puan yaklaştı. Bir tek Başakşehir'le aynı puanda kalmış oldu. Sivas 2 puan önüne gitti. Ama şimdi bazı maçlar vardır puan olarak hesaplanmaz. Yani Ankara Gücü maçını şöyle hesaplamak lazım. Şöyle bakmak lazım. Çok kritik bir eşikti yani Galatasaray açısından. Şampiyon olmak istiyorsan aslında bu maçı kazanmalıydı. Yani ben, bu maç gösterdi artık. Galatasaray bu sene ne yaparsa yapsın o psikolojik eşiği hiçbir şekilde atlatamayacak. Yani 2-0. Falcao da geri döndü. Ya işte bak, biraz önce söylediğim, Falcao geri döndü, sakatlıktan geri döndü. Babel geri döndü, sakatlıktan geri döndü. Feghouli geri döndü, sakatlıktan geri döndü. Sen ön tarafta 3 tane sakatlıktan geri dönmüş oyuncuyu oynatarak maçın tamamını fizik anlamında kapatamazsın. Bu Ankara Gücü olsa dahi. Ankara Gücü bu ligin en kötü takımlarından bir tanesi. Hiç kusura bakmasın. Yani Galatasaray 2-0 10 kişi, ya bırak 2-0 10 kişi, Ankara Gücü oyuncu çıkacağına 2 tane ilave oyuncu koysun. Yani 13-11 oynasın. Galatasaray 2-0'dan yine maç vermez. Vermemeli zaten bu şekilde. Yani Feghouli sakatlıktan sonra geri döndü fakat ikinci golü atan isim oldu. Ya atabilir bak. Maçım ama belli, maçın 90 dakikasında. Aslında şimdi Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in de gözden çıkarttığı iki oyuncuyu bugün, yani o karşılaşmada gördük ve sahneye çıkan iki isim oldu. Yani tam böyle işte transferde kimler gönderilsin, işte Belhan da gönderilsin, Feghouli gönderilsin diye üzerlerine birer tik atılırken Belhan da penaltıyı kullandı. Sonrasında Feghouli ikinci golü attı. Belhan da çok riskli işler yapıyor. Zaten evet. Diken üstü, bir de penaltı atıyor. O penaltı kaçırdığı anda zaten olay tamamıyla ihale ona kalacak. Yani çok hassas yine bir denge tribünlerin var. Tribünlerin de bir tezahüratı vardı zaten. Yani Galatasaray'da bu sene burada nasip olmadı Galatasaray'ın iyi oyununu, şöyle oynadı böyle oynadı konuşmak. Bu maç en azından o başlangıcı fikstür anlamında, çünkü iç sahada oynayacak. İşte Göztepe deplasmanı dışında tekrar iç sahada, ilk geri kapatıyor. Tekrar iç sahada başlıyor. Bu seriyi sağlarsa şampiyonluk yarışında olabilirdi ama puan anlamında çok geri düşme. Dediğin gibi hatta yaklaştı puan anlamında. Evet. En şanslı takım Galatasaray bu hafta çünkü. Ama bu en çok travmayı yaşayan da Fatih Terim dediği gibi Galatasaray oldu. Yani Malatya bile güçlü takım, iç sahada yenilmene rağmen olabilecek bir sonuç. Kabul edilebilir bir sonuç ama Ankara Gücü'ne 10 kişi 2-0'dan
saçma sapan bir puan vermek yani orada da mantıkla, Galatasaray'da da futbolla Enzonzi burada kadro dışı bırakıldı. Açıklamaya kalksak açıklayamayız. Ankara Gücü'nün atağı vesaire yokken oyuna ortak etme dediğim benim bir olay vardır yani kaleciler yapar genelde bunu. Bu sefer Markova yaptı. Hiç durduk yere kale, hiçbir gol şansı olmayan pozisyonda değişik bir hareketle penaltıya sebebiyet verdi. Rakibi de o dakikadan sonra izlerken şunu hissediyorsun. Yani bırak 10 kişi 7 kişi olsa bir şekilde Ankara güçlü oyuncular ön tarafa çıkacaklar. O golü arayacaklar ama 2-0 olsaydı top çevirmeyle maç biterdi. 2-1 olduktan sonra oyun ortak oldu. O şans da ayağına geldi ve değerlendirdiler. 2-2 bitti maç. Maç sonu biliyorsun işte Fatih Terim açıklamaları oldu. Yani Fatih Terim'in zaten ben hep burada söylüyorum açıklamalarının doğru olmadığını yani biraz rayından çıktığını açıklamaları yani yanlış yorumladığını olayı. Bir de bu sefer enteresan bir durum daha oldu. Kaptanlar işte Selçuk İnan, Muslera ve Donk çıktı yayıncı kuruluşa. Üçü hep bir ağızdan. Fatih Hoca'nın yine haberi yoktu bundan. Söylediler benim haberim yoktu dedi. Bilemiyorum tabii içeride ne konuşulup tekrar çıkıldı oraya. Ama yani şöyle bir şey. Soyunma odası tarafındaki o işte yayıncı kuruluşun yapmış olduğu flash röportajlara haberim yoktu çıktı açıklamasını ben çok fazla kabul etmiyorum. Çünkü orada zaten yayıncı kuruluş geliyor medya direktöründen şu 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 oyuncuları istiyorum diyor. O istenilen oyuncular zaten Hande Hanım tarafından okeleniyor. Hande Hanım da zaten bunu gidip Fatih Hoca'ya ben soruyor. Ben de Fatih Hoca'nın haberi yoktu derken uzatarak söylüyorum. Yani yoktu her zamanki gibi derken sen anla. Yani senin dediğini başka türlü söylüyorum. Şimdi orada kaptanların çıkıp söylemesi hatta Muslera Selçuk İnan diyor ki biz diyor daha kötülerini yaşadık ama diyor düzelmesi gibi çıkacağız yine buradan diyor. Tamam çıkarsınız da bu sezon artık zor gibi. Yani o zaman da çıktınız 8. idi Galatasaray. Muslera Selçuk İnan kadrodaydı. Çıktı ama bir sonraki sene çıkabildi. Aynı salonda çıkamıyorsun. Yani o psikolojik yani psikolojik işi atlatmak ama çok kolay olmuyor. Ligdeki evet Sivas Spor lider okey ama onun altındaki o sıralamada 1 puan, 2 puan, 3 puan farklar var. Yani Galatasaray bir galibiyet, bir beraberlik alsa ligin ikinci sırasına yerleşebilecek gibi. Ya da işte aynı şekilde ya da 2 galibiyet almış olsa ya işte yukarılara taşıyacak. Devre arasında başında yapacağı transferlerle ve değişikliklerle de aslında şampiyon olmama ihtimali zaten çok hayal yani değil. Devre arasında yapılacak transferlerle ben bir yandan da şeyleri açacağım takımın şimdi. Takımın kimyasını değiştirirsen önümüzdeki olabilir. Hafta ama şu anda maçlarını takımın psikolojisi mi dersin, kimyası mı dersin? Galatasaray'ın şu an takım kimyası çok bozuk. Zaten hocayı eleştirdik yeri geldi yaptığı yapmadığıyla ama bu maçın 2-0'dan 2-2 olması teknik anlamda değişiklikler vesairelerle açıklanacak bir durum değil. Yani oyuncuların artık o tecrübeyle pas yaparak vesaire oyunu soğutarak maçı bitirmesi gerekirdi. Yani orada tecrübeni koyacaksın. Onu bile yapamayan bir oyuncu. Bu sezonun genelindeki güvensizliğin yansıması olduğunu düşünüyorum sahaya. Evet bir problem olduğu belli. Bir problem belli, var. Yani onun ama dışında yoksa tam olarak ne olduğu da belli değil. Çünkü Enzonzi de işte Paris Saint Germain maçından sonra kaybettik ama bilmiyorum neden kaybettik gibi bir açıklama yaptı. Onun üzerine antrenmanda yapmış olduğu disiplinsiz bir davranıştan dolayı kadro dışı bırakıldığı söylenildi. Ben onu şu şekilde yorumluyorum. Enzonzi Şampiyonlar Ligi oynamak için buraya geldi. Şampiyonlar Ligi'nden evet, Galatasaray zaten elenince yeleği de attı diyorsun. Ben artık oynamam gereken bir yere gideyim. Yani Türkiye'de daha ne yapabilirim ki diye düşünerek bir hamlede bulundu. Kendini zorla kovdurttu olarak görüyorum ben. Olabilir yani oyuncular bunu onun haricinde planlayabilirler. Yine işte sezonun sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncular var. Bunların içerisinde Selçuk İnan var aynı şekilde. Ya Selçuk İnan zaten bugün Ando'nun yani gönderilmesi söz bir konusu. Yok da. Ben Ando'nu mesela eğer ki devre arasında gönderirlerse çok büyük bir yanlış olacağını düşünüyorum. Çünkü Ama sakatlanmış dönemez. bir oyuncunun sözleşmesini iptal etmek. Kiralık zaten Burcu. Yani kiralık olduğu için o ama yatırım Galatasaray yaptığında için mücadele ederken sakatlandı. Ya şimdi ne burası yardım kuruluşu değil. Galatasaray'ın yani hali Falcao ortada. Falcao gibi o sakatlandı tendonundan dursun, sakat o sakatlandı gelmedi. Dursun. Şu an zaten şey yapacak halleri yok. Bir de Andone transferinden dolayı dışarıda kalmış senin yabancı oyuncun var. Martinez evet. Martinez var. Tabii Enzonzi gitti. Şimdi ama Lemina'nın işte da sözleşmesini donduracaklar. Yani pardon Luyendama'nın sözleşmesini Luyendama'nı donduracaklar. Senin yani bonservisi elinde. Muhtemelen beklersin ama Andone'yi bekleyemez. Ha Andone toparlar tekrar kiralarsın. Hı hı. Öyle düşün. Yani o çok böyle çok duygusal bakmamak gerekiyor. Galatasaray şu anda bu işin Emre Mor'un yine gönderilmesi çıkması, söz konusu. Ya alınması hatayken gönderilmesi çok hata olmaz evet. Yani. Şimdi orada çok büyük karışıklıklar. Bence saha içinden ziyade, teknik taktikten ziyade Galatasaray'ın kadro planlamasını başlangıçta Fatih Hoca'nın bilmesine rağmen bu ligin gerçekleri bilmesine rağmen böyle bir hata yapması zaten Fatih Hoca'nın da biraz
bu işin şu anda form olarak içinde olmadığını gösteriyor. Yani basın toplantısını sanki izliyorum. Ama sezon başından beri böyle yönetim ve Fatih Hoca arasında bir anlaşamamazlık söz konusu. Yani şeyi hatırlayalım, Akhisar Kupa maçını hatırlayalım. Orada bile hocanın suratında bir mutsuzluk ifadesi vardı. Bugün yine aynı şekilde bakıyoruz. Hocanın suratında bir mutsuzluk ifadesi Biraz var. bu Yani maçta bir sinirlerini de bozdum. Gülüyor ama içeride bir sinirden sorun gülüyor. Belli var ama oluyor. bunu çok fazla medyaya yansıtmıyorlar. Medyaya yansıtamadığı için hoca arada böyle bir iğneleyici, özlü sözlerle bir mesajlar vermeye çalışıyor ama karşı taraf sanki bunu hala almıyor. Israrla almıyor gibi Bir bir durum de söz şu anda konusu. bilmiyorum farkında mısın? Basın tarafında da basına da cephe aldı. Yani sürekli Fatih Terim basında iyidir, övülür, çok fazla yerilmez. Bunun tüm sezonlara vurduğumuz zaman Türkiye'nin en başta teknik direktörü zaten rakamlar ortada. Evet. Galatasaray'ın 22 şampiyonun 8'inde Fatih Terim varsa burada 9 defa gelen Fatih Terim 8 şampiyonluk başarısızlıktan kazandı. bahsedilmez. Ama basının da Fatih Terim'e karşı yaklaştığı gibi basın kimseye yaklaşmadı. Ama şu anda dikkat et, basına karşı bir nasıl imada bulunduğu basın toplantısında hatırlar işte reklam departmanlarından Evet. spor servislerine haberler geliyor gibi. Şimdi basının da bu sefer Fatih Terim'e karşı bir cephesi. Bugün Ercan Güven'in yazısını Evet, okuyabilirsin. okudum. Herkes de buradan okumasını tavsiye ederim. Biraz sanki basın Fatih Terim sacaya kopmuş gibi Ya alışık şöyle olmadığı de bir bir durum durum söz yani. konusu. Mesela Enzonzi'nin kadro dışı bırakılmasıyla ilgili bildiri yayınlandıktan sonra medyadaki Galatasaray muhabiri arkadaşlar şöyle yazdılar sosyal medya hesaplarından. 3-4 hafta önce belliydi. Şimdi ben de o zaman bir gazeteci olarak şunu soruyorum. 3-4 hafta önce olan bu kararı neden 3-4 hafta önce yazmadın da Öteledim. kulüp resmi açıklamayı yaptıktan sonra yazdın? Yani Yani ben bir eğer ki sıkıntı vardır büyük ihtimal. kulüp muhabiri olmuş olsaydım ve bu bilgi bana gelmiş olsaydı ben ne zaman o bilgi geldiyse o zaman yazardım. Yazdım mı zamanında yazdım. Yine yazar mıyım? Bu şekilde takip edersem Ya yazarım. şimdi Fatih'in basından geldi diyor ki işte diyor, değişiklik yaptım. Değişiklikten dolayı skor buraya gelmedi. Anlatmaya çalışıyor. Diyor ki değişiklik yaptığım maç böyle bir 2-0 bitseydi ya da daha farklı bitebilir. Çünkü 10 kişi Ankaragücü'ne karşı pozisyon bulmaya ne var? Buldu zaten, atamadı. Ama diyor ki siz diyor bana diyor hocam iyi ki o değişikliği yaptınız diyecektiniz. Ama diyor böyle olunca diyor işte diyor falan. Yani alışmış hoca basının soru sorarken bile önce Evet. bir öv ondan sonra sor mantığına alışmış. Çok Yani normal övmeden çünkü övmeden Tuzla soru Spor soramıyorsun Galatasaray basın karşılaşmasında Fatih Terim toplantılarında. 2-0 mağlup olmuş. Basın toplantısında arkadaşlardan bir tanesi hocam patent alacak mısın diye soru soruyor. Ya şimdi hem o Yani var. mağlubiyeti sormak yerine hocam patent alacak 20 mısın diye yılını sen soruyorlar. yapmıştın, bunları yapmıştın hocam vesaire diyor. Yani burada şu da var. Bu arada süremizin de sonuna geldik. Arda Şunu aşağıdan mesaj verip duruyor. selam olsun Arda'ya. Şuradan bağlayalım. Yani basın da burada Fatih Terim biraz yanlış yönlendiriyor. Yani bazı sıkıntılar varsa eleştirmekten korkmaması gerekiyor. Biz burada söylüyoruz. Şöyle şimdi Galatasaray kötü oynuyor. Oyuncular kötü. İşte oyuncular kötü. Hoca ne yapsıncılar var. Şimdi tamam mı? Yeni türedi. Oyuncular kötü. Hoca ne yapsıncılar. Evet. Tamam mı? Ama başka takımda bir iki adam oyun oynamıyor. İyi değil. O formundan dolayı takım zaten çok geniş kadroları yok artık ellerinde. Çok fazla fark da kalmadı diğer rakiplere göre. Anadolu takımlarına göre. Büyük takımların. Oynamayınca zaten maç kazanamıyorsun. Etkili oyuncuların. Onu diyor ki hocaya bu sefer mana buluyorlar. Ya işte hazırlayamadı hoca işte bunu yapmadı bunu yapmadı. Ama Galatasaray cephesinde basın da biraz ya oyuncular kötü hoca ne yapsın? Hoca oyuncuları Evet. hazırlamak durumundadır. Yani Tamam mı? Yani bu kadar basit. Takımın sorunu. Ama Fatih İyi bir Terim teknik de direktörün zaten elindeki kadroyla en iyi işi yapabilmesi hocanın önemlidir. Fatih Terim 3-4 şeyini. haftadır aslında altıncı sebep diyor ki sorumluluk bende vesaire diyor ama hala yok hocam sorumluluk sende değil. Şurada diyenler var. Bunlardan bu işlerden vazgeçsinler. Hocayı doğru yönlendirirlerse hoca zaten nasıl şampiyon olacağını bilir. Ne gerekiyorsa yapar. Olur olmaz ayrı konu Galatasaray'ın ki hala kopmamıştır dediğin gibi. Yani bu kadar kötü gitmesine rağmen Galatasaray'ı yarıştan kopartamadılar. Bunun da altını çizeyim. Kesinlikle Diğer doğru. rakiplerinden O bahsediyorum. zaman tahmin köşemize gelmiş bulunmaktayız. 1-0-2 tahminleri alacağız şimdi. Alalım. Haftanın açılış karşılaşması Antalyaspor Ankaragücü. Galip çıkar mı bu maçtan? Antalyaspor bence galip gelebilir çünkü Alanya deplasmanından 0-0'lık bir beraberlikle bir puanı almıştı. Burada da bence Ankaragücü karşısında galibiyet olabilir diye Antalyaspor düşünüyorum. 1 diyelim. Ankaragücü'nün her ne kadar Galatasaray'a karşı 2-0'ın 2-2 getirse de Galatasaray'ı bulamaz bir daha. Antalyaspor 1. Evet. Aynı şekilde benim de zaten tahminim bir de. BTC Türk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor. 1. Bir. Kasımpaşa Gaziantep Futbol Kulübü. Bir. Bir. Göztepe Galatasaray.
1. Burada ben 0 diyorum. Galatasaray deplasmanında Ben Göztepe'ye yukarıdan aşağı karşı 1 diyeceğim herhalde. Öyle gözüküyor. puan kaybedecektir bence. Say bakalım Çünkü diğer maçları da. Göztepe Fenerbahçe maçından da yola çıkarsak Galatasaray'ın bu durumu hani çok fazla Yani Galatasaray'ın şu anda galibiyetle tanıştıracak gibi durmuyor yani. bu tempoyla hele ki deplasmanda maç kazanma uzak geliyor. Yani o tempoyu göstersin ama sonra Galatasaray kazanır diyelim. Evet. Gençler Birliği Demir Grup Sivasspor. Bu sıfır. Ben de burada sıfır diye düşünüyorum. Evet, Çünkü o da sıfır. Hamza Hamzoğlu geçtiğimiz günlerde oynanan Göztepe karşılaşmasında 3-1'lik bir skorla kazandı. Hani Rıza Bir de Çalınbay'ı zorlayacaktır. Sivasspor'un birkaç oyuncusu da cezalı Evet. oldu zannedersem Fenerbahçe maçı Burada görüntüsü sarı kartlarla. Sivasspor bence Biraz zorlanabilir. gollü beraberlik gibi Olabilir. olabilir. Zevkli maç olur ama. İstikmal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir. 2. Maç sonu 2 aynı şekilde. Fenerbahçe Beşiktaş. Ev sahibi avantajıyla derbilerde 1 diyorum. Ben de bu karşılaşmaya 0 diyorum. İttifak Holding Konyaspor Trabzonspor. 0. 1 diyorum. Konyaspor kendi sahasında Trabzonspor'u mağlup edebilir. Yukatay Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor. Ona da 0 diyorum. Ben de bu karşılaşmaya 2 diyorum. O zaman geldiğin için teşekkür ederim. Ne Ağzına demek? Her sağlık. zaman. Evet, bu haftalık da Hepi Topu Futbol programımızın sonuna geldik. Program içerisinde söylediğimiz gibi Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasına bilet kazanabilme ihtimaliniz var. Bunun için kanalımıza abone olmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın ve Twitter'dan bizi takip etmeyi unutmayın diyoruz. Ve programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek şimdi hoşça kalın.